Ve Mısır'daki gelişmelere bakalım. Mısır'da Bakanlar Kurulu Mursi yanlılarının toplanma merkezleri olan Adeviye ve Nahta meydanlarını boşaltma kararı aldı. Hükümet Müslüman kardeşler protestolarının ülke güvenliğini tehdit ettiğini ve meydanlarda terörist eylemlerin gerçekleştiğini belirtti. Müslüman kardeşler ise meydanları terk etmeyeceklerini açıkladı. Mısır Bakanlar Kurulu ülke güvenliği için kritik bir karar alarak Adeviye ve Nahda meydanlarının boşaltılacağını açıkladı. Kurul bu meydanlarda düzenlenen eylemlerin milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle eylemlere meşru zeminde müdahale kararı alındı. Değil, Toplumsal güvenliğin sağlanması için İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'e yetki verildi. Amerika ve Türkiye'den yeni Mısır yönetimine eleştiriler gelmesine rağmen her iki ülkede anlaşmaların devamına karar verdi. Amerikan senatosu Mısır ordusuna yardımların kesilmemesi yönünde karar aldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Mısır'a yardımların kesileceği iddiaları yalanlandı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklama ise Mısır'la askeri işbirliğinin süreceğini gösterdi. Savunma Bakanı Chuck Hagel, Mısır'la ortak askeri tatbikat yapacaklarını açıkladı. Bright Star adı verilen tatbikat Eylül ayında gerçekleştirilecek. Öte yandan Mısır'a ziyaretler hızlandı. Salı günü Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın ardından bu kez de Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle Kahire'ye gitti. Westerwelle'in de ihvan yöneticileri ve Mursi ile görüşmesi gündeme geldi. Afrika Birliği'nden bir heyette gece geç saatlerde Mursi ile görüştü. Görüşmenin ayrıntıları basına açıklanmadı.